Ekonomi konuşacağız, tekrar ekonomi konuşacağız. Krizimiz var mı, yok mu? Ekonomi nereye gidiyor? İyiye gidiyor diyenler var, kötüye gidiyor diyenler var, üzülenler var. Bir de üzülecek bazı konuları mizahla ele alıp ustalıkla işleyenler var. Bunlardan ilk aklıma geleni benim açıkçası Murat Muratoğlu, sözcü yazarı, ekonomist, meslektaşımız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Böylesine acıklı haberleri böyle mizah sosuyla birlikte vermek büyük beceri gerçekten. Şimdi bir bu sorunlara şöyle bir yelpazeye bir bakmaya çalışacağız ama diğer taraftan bu sorunun olmadığını ya da olsa bile Nisan'da herkesi utandıracak kadar iyi gittiğini söyleyen önemli isimler var. Benim aklıma ilk önce Hazine ve Maliye Bakanımız geliyor. Onun açıklamalarını kaçırmamaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlıyor diyor. Türkiye'de demir yumrukla doları 5 liraya indirdik diyor. Sen bu iyimserlik dolu cümlelerden kuşku duyuyorsun. Niye kuşku duyuyorsun? Nereye gidiyor ekonomi? Yani kuşku duymak demek tabiatım da var. Yani şu anda dolar 5.39, 5'li rakamlara gerçekten indirdi. Ama 5.99 da 5'li bir rakam. Yani 5'e indirdik derken 5.99'a da indirmiş olabilir. Peki kaçtan indirdi bunu? Geçen sene tam bu vakitlerde 3.80'di dolar. 3.80'den 5.40'a indirmek gayet başarılı. Daha önce işte yazın 7'ye kadar indirdiler. Sonra 5.40. Ya çıktı herhalde. Yani inme çıkma farklı boyutlarda farklı algılanan iki hareket olarak algılanabilir. Ama benim orada esas merak ettiğim Sayın Berat Albayrak bu lafı nerede etti? Nerede? Trabzon mitinginde. Ya bir hazine bakanı niye mitinge gider? Yani bir ülkenin hazine bakanı, dünyada hangi ülkenin hazine bakanını Trabzon'da göremezsiniz ama bir ilinin mitinginde o isterken görürsünüz. Aynı zamanda maliye bakanı. Bir maliye bakanı kaç kere televizyona günde çıkıp açıklama yapabilir? Her gün çıkıp açıklama yapıyor. Maliye bakanı dediğin yılda 2 veya 3 kere konuşur. Vergileri şöyle yaptık, bunları yapacağız. Basın toplantısı düzenler. Bu canlı yayında her gün maliye bakanı ekranlarda. Üstüne üstlük ekranlar kesmiyor. Trabzon'da halk mitingine gidiyor. Ya belediye başkanlığı seçimi bunlar. Mitingde hazine bakanının ne işi var? Niye dolardan bahsedersin? Niye demir yumruktan bahsedersin? Yani demek uçan tekme atsa doları kaça indirecekti? Onu ben de merak ediyorum. Yani demir bir yumrukla onu yapsaysa hani tekken vardı. Orada kombolar falan var. Böyle aa diye falan 3'te 5 hareket. Yani kombo yapsa 2 lira dolar. Madem demir yumrukta vura vura indir 1'e. Sonra yavaş yavaş çıkar o kendi kendine. Dolar meselesi o kadar çok boyutu var ki. Şimdi ben bir taraftan da Rusya yorumu falan yaptığım için bu S-400'ün konuşmadığımız bir tarafı neredeyse kalmadı. Rusya ile ilişkiler, Suriye falan filan ama hep siyasette gidiyoruz. Anlamadığımız yerlere girmiyoruz. Ama bugünkü yazında sen tutmuşsun bu S-400 meselesi doları patlatır mı fırlatır mı demişsin. Orada da şeyi hatırlatıyorsun. Geçen yaz Amerika ile papaz yüzünden papaz olduğumuz ve doların çıktığı şeyler işte S-400 alırsak ne diyorsun? Sen dolar şimdi mı? Sen tutmuşsun deyince sanki ben yapmışım gibi geldi. Bilmiyorum. özür dilerim. Evet, kusura bakmayın. Keşke ya. Yapmasaydım ya. İşte Ruslar da gelince insanı kafa bir vodka derken. Vodka derken bu hale geldi. S-400 alalım patlatır baba. Patlatır mı gerçekten? Yani ABD öyle bir karşı hamle yapar mı? Dün yaptı ilk hamlesini. Yani dün ilk hamlesini yaptı. Türkiye'yi yani nasıl söylesin ki S-400 yüzünden sizi uyarıyoruz diyemediler. Türkiye'yi gelişmiş ülkeler statüsüne sokuyoruz deyip güldüler. Evet. Sonra da madem siz gelişmiş ülkesiniz hadi bize vergi verin dediler. Şimdi Türkiye itiraz da edemiyor ki evet biz gelişmiş değiliz bizi tekrar aşağı indirin de diyemiyorsunuz. Ne oluyor? Ciddi bir 8-10 milyar dolar Amerika ile ticaret hacminiz var. Bunlara sıfır vergiler. Şimdi sıfır vergi olunca rahatsınız yapabiliyorsun ama vergi artınca bu sefer pazarı kaybediyorsunuz. Çünkü diğer ülkelerde atıyorum diğer gelişen ülkelerde aynı fiyata ürünü satabiliyor. Sizden daha ucuza satıyor. Siz pazarı kaybedince aslında sadece bizim gelirimiz vergi arttığı için %3, %5 düşüyor değil. Siz pazarı kaybettiğiniz için geliriniz çok %50'ye oranında düşüyor. Adamlar bunu görüyor. Ekonominin kitabını yazan onlar. Türkçe'ye çeviren biziz. Sorun orada. Yani adamlarla o konuda başa çıkamayız. Yani dünyada bir ekonomik dev varsa o da Amerika'dır. Yani Çin'e bile diz çöktürdü adam. Yani dünyanın üretimi almam senden deyince Çin bir anda panik oldu. Şimdi S-400 konusu çok önemli bir konu. Ben seçimlerden daha büyük risk olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin iki tane şu anda iç konusu var. Bir seçimler, seçim sonuçları. Seçim sonuçlarında eğer AKP, AK Parti çok ciddi oranda oy kaybederse Türkiye maalesef başkanlık sistemi diye bir sisteme geçti. Bu sefer sistem sorgulanmaya başlar.
Yerel seçimlerin önemi budur. Yerel seçimler için bütçeden harcanan bugüne kadar 90 milyar liranın hikayesi de bu. Yani devamlı Merkez Bankası'nın 4 ay öne çekmesinin nedeni ne? Bir anda kredilerin vermesi. Mesela bakın isim veriyorum Migros. Evet. Migros işte 23 tane zincir markete dava açıldı. Migros'un dün bilançosu geldi. Migros zarar etmiş. Yani zarar etmiş. Hani diyorlar ya bunlar diyorlar 3 liraya alıyorlar 8 liraya satıyorlar. Ya Migros'un bilançosuna bakın zarar etmiş. Tamam. Başka bir... Gerekçe şey değil mi? Haksız rekabet. Meyve ve sebze fiyatlarındaki haksız rekabetten dolayı bir... Tabii canım maliyetimiz 9 liraya yazıyor 4 liraya satıyorlar. Evet. Ya iyi de ya sat tamam. Ama mesela ben bir tane bakkal açtım. Şu bardağa da ben 70 lira fiyat koymak istiyorum. Maliyeti bana 5 lira. Alan alsın kardeşim. Almazsan yandaki dükkandan al. Ya Bodrum'da 50 liraya lahmacun satıyorlar. Ne yapacağız? Adamı gidip asacak mıyız? Yani 50 liraya lahmacun olur mu? Olmaz. Ama adam satıyor. Alan alıyor. Ya dünyada böyle çalışıyor fiyatı. Ya. Sen lüksle normali ayırt etmek zorundasın. Adam benim verdiğim hizmet bu diyor. Yani sonuçta şu restoranda yediğin et de aynı, bu restoranda yediğin et de aynı. Bunu 150 liraya da satar, bunu 20 liraya da satarsın. Ama sen buna gidip de zabıta önlemleriyle yaparsan serbest piyasayı öldürürsün. Serbest piyasa çok yerde ölüyor. Yani maalesef mesela bankalarda da esas hikaye bankalarda dönüyor. İşte gidiyorlar BDDK'dan telefon ediyorlar. Bu yılki krediyi %15'e çekeceksiniz diyorlar. %15 kredi vereceksiniz diyor. Yok ya kime vereceğim ben %15? Veremez. Yok öyle bir parası. Yani şimdi ekonomik olarak tek tek anlatırım ama 20 dakika istemez. Yani bankalar kaldıraçlı çalışan şirketlerdir. Hı hı. Senin paranı alır, benim paramı alır, kendi mevduat koyar 3. Bir tane de yurt dışından borç alır 4. 1'e 4 kaldıraçla çalışır. Eğer senin %10 kredin batarsa sermayenin %40'ı erimiş olur. Çünkü kendi bir sermaye koyuyor, senden benden mevduat topluyor, bir de sendikasyon alıyor, 4. Hadi 5 bilemedin. Şeyde %10 batsa onu 4 ile çarp çünkü senin benim param batıyor, onu banka ödemek zorunda. Sermayesinin %40'ı eriyor. Sonra bankalar bu yıl temettü dağıtmayacak. Dağıtamaz ki zaten onları sermayelerine koymak zorundalar. Bankalar işte şeyde mesela kamu bankaları battı. Ama ne yaptılar? Sermaye enjekte ettiler. Yine batar çünkü %12, %13 ile gidip kredi veriyor. Kardeşim senin maliyetin %20'den aşağı değil. Nasıl verirsin? Zarar ediyor. Zarar edince de görev zararı yazılıyor. Yani kamu bankalarının güzelliği kamu bankaları batamıyor. Çünkü para basar koyarsın. Yıllarca bu hatayı yaptık. Bu hatayı seçim için yeniden başladık. Şimdi demin dediğin bu market meselesi ki orada market... Bir dakika biz S400'e girmiştik. S400'e girdik oradan oraya geçtik. Tamam şu S400'ü tamamlayıp market konusunda enflasyonla ilgili bir yazını hatırladım. Oraya geçeceğiz. Ama bu S400 konusunda Türkiye Rusya'dan S400'ü alıp da ABD'ye ve NATO'ya fiilen bayrak açar ise dolar niye patlar? Şöyle Türkiye ABD ve NATO'ya bayrak açmaz. Biz aldık bunları ama Patriot da alırız der. Şimdi şöyle S400'ler için biz 2,5 milyar dolar para ödedik. Kaporayı vermedik. Paranın tamamını ödedik. Bilinmeyen bu. Niye? Çünkü bizim zaten bu S400'leri alacak paramız yoktu. Ruslar dedi ki... Elverişli şartlarda kredi bulduk falan dediler. Evet. Elverişli şartlarda krediyi kim verdi? Rusya verdi. Malı kim veriyor? Ruslar veriyor. Şimdi ilk önce mesela bu şey gibi. Mesela ben bu kalemi almak istiyorum. Bankadan kredi çekiyorum. Ben bu kalemi alıyorum. Şey kalemin parasını satıcıya ödedim mi? Ödedim. Artık satıcının benimle bir işi yok. Ben bunu artık geri iade edemem. Ben bundan sonra bankayla didişirim. Ya ben o parayı geriye şey kalemi iade ettim. Siz de benim krediyi saymayın diyemem. Yani S400'den 2,5 milyar dolar ödenmiş. Patriot'dan ne kadar? 3,5 milyar dolar. 6 milyar dolar. Arkadaş sen 6 milyarı Ar-Ge'ye yap. Mars'a gider koloni kurarsın, peynir yetiştirirsin. Yani olamaz böyle bir şey. Sen 6 milyar dolara hava savunma sistemi alıyorsun ya. Bugüne kadar bizim hava savunma sistemimiz yoktu. Kim saldırdı bize? Yani ben askeri olayları tahmin etmiyorum. Çok bilemiyorum. Ama yani etrafımızda Türkiye'ye saldırabilecek cesaretli bir ülkede görmüyorum. Sonuçta 82 milyon nüfusum var. Yunanistan'ın nüfusu 14 milyon. Suriye'nin nefes alacak hali yok. Irak paramparça durumda. Kime karşı kullanacaksın? Kime karşı kullanacaksın? Hayır. İran mesela bize saldıracak diyelim. Zaten biz NATO üyesiyiz. Yani 24 saat içinde Patriotlar gelir kurulur. Yani öyle çok büyük bir hikayemiz yok. Bizim şeyde Sovyetlere saldırırsak, Sovyetler bize saldırır. Sovyetler nereden çıktı? Biraz geçmişe gittik. Evet, Rusya bize saldırırsa zaten emin olun o Patriotlar yetmez. Amerika bize saldırsa emin olun o S-400'de nefesi göremeyiz bile. Ekonomiye yeni bir darbe vuracak bir şey aslında ya, değil mi? Şu güvenlik anda senin şu anda ihtiyacın yok. Bana nerede ihtiyacımız olduğunu söylesinler.
Tamam yani Rum kesiminde petrol alıyoruz, onları gidip onları mı kilitleneceğiz? Ya o kadar basit bir hikaye değil yani. Sen gidip adamın uçağını düşürsen olay çok farklı yönlere gider. Avrupa sana ambargo uygulamaya başlar. E sen ondan sonra değil patatesi İran'dan şeyden hiçbir yerden bulamazsın. Yani Türkiye'nin ekonomisi kötüyken buna giriyoruz. E bir de S-400 alırsak Amerika iki tane tweet attı Trump. Görüyorsunuz dolar 7 liraya çıktı. Evet. Şu anda S-400 çok yani rahip papaz gibi değil yani. Kilisenin papazı olsa keşke sorunumuz. Maalesef çok farklı boyutlara gidebilir iş. O yüzden S-400'ü kuvvetle muhtemel son anda çevireceğiz. Ya biz bu S-400'leri aldık ama kurmayacağız falan filan diye bir şey yapacağız, almayacağız. 2,5 milyar doları yakacağız. Vaz bile geçilebilir orada. 2,5 milyar doları yakıyoruz ama biz şeyde %7,5 faizle 2 milyar dolar borçlandık diye dünya bize güveniyor, işte 2 milyar dolar borç bulduk diye seviyoruz. Lan 2,5 milyar doları yakmışsın sen 5 dakika önce hiçbir şey uğruna. Peki şimdi şey konusuna gelelim, acil diyelim. Kısa süre önce bir açıklama yapıldı, seni bulmuşken onu da soralım. Piyasaların merakla beklediği faiz kararını Merkez Bankası duyurmuş. Merkez Bankası politika faizi oranını %24'te sabit tutmuş. Favoriler kazandı, 1.05 veriyordu zaten. Nasıl yorumlarsın? Yani tabii ölü taklit yapmak zorunda. Yani şöyle yıllarca mesela bundan önceki 5 yıl boyunca Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız dedi ki enflasyonun nedeni faizdir, yüksek faizdir. Faizleri indirirsek enflasyon iner diye dedi. Şimdi enflasyon kaç? 20'nin altında. Faizi 24'te tutuyorlar. E madem öyle sen faizi 15'e indirsene bak bakayım enflasyon ne oluyor. Yüzyıllardır okutulan kitaplarda, üniversitelerde faiz ve enflasyon ilişkisi Sayın Erdoğan tarafından terse çevrilmişti. İşte bu yüzden Berat Albayrak'ın gelmesi iyi oldu. Çünkü benim dediğim gibi onu kimse ikna edemezdi Sayın Erdoğan. Sadece aileden biri ikna ederdi. Hani ben sana derim ya baba gidip konuşsana şunun aramızı yap, bu iş böyle olmayacak falan diye. Sen gidersin konuşursun ya, tam o hikaye. Yani baba %24'te tutmak zorundayız. Merkez Bankası indirirse dolar duman olur, seçim üstü mahvoluruz valla dedi. Kuvvetle muhtemel ki doğrudur. Evet. Ondan, ama seçim bittikten sonra tekrar eskisine dönecekler. Hızla faiz arttırmaya düşürmeye çalışacaklar. Bütün herkesin düşündüğü Haziran'da faiz arttıracak. Beni düşüreceği arttıracak. Ne kadar ağzıma şey yapmış. Ya geçen yıl aylardan Mayıs Sayın Erdoğan çıktı seçim konuşması yapıyor. Faiz lobisine teslim olmayacağız. Faiz arttırılmasını bekleyenler avuçlarını yalayacak. Yalayacaklar. Nisan'da. %8. %8'di. Şu anda %24. 24. Yani avuçlarımız yalıya yalıya tükürük kalmadı. Arka dilimizde pütür kalmadı yani. Yani bir... Peki. Keşke peki. Bir tane de ya Cumhurbaşkanı'nda bir sürü danışmanı var. Ekonomiden anlayan danışmanı. Mesela bunlardan biri Euro Yiğit Bulut. İsim vereyim, niye vermeyeyim? Ben mi dedim? Çok adam açsın. Önemli bir şahsiyettir kendisi. Yani 3,5 lirada şeyleri kırdık biz. Almayın dedik. E al işte, alanlar seni dinlemeyenler. Şu anda hala para saymaktan paranın altında kaldılar. Euro gazoz kapağı olacak dedi. Bunu ben mi dedim? Kendi dedi. Demedi mi? E açın bakın. Yani düşün, danışman. Böyleyse Cumhurbaşkanı'nın suç arayamazsınız. Siz bu adamı biliyor diye danışman yapıyorsunuz. Şimdi adım atıyorlar. Ciddi ciddi adım. Aslında birazcık market konusundan girdik ama senin de bir enflasyonla ilgili yazı da vardı. Bu tanzim satış konusunda yaşadığımız devrimsel şeylerin bir devamı olarak bir adım atmışlar. Sen de yazında ona bakmışsın. Hani Oxford'u, Harvard'u falan kıskandıracak türden. 9 Eylül Üniversitesi'nin tanzim satış merkezi. Ne güzel. Hizmet ayakları. Güzel. 9 Eylül Üniversitesi değil. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. Arkadaş kasapaç. Git beyni incelesinler değil mi? Böyle bir anestezi falan yaparlar belki. Bir şey yaparlar Tıp Fakültesi'nde. 9 Eylül Üniversitesi'nde. Şimdi başka üniversite açsa anlarım. Niye? Üniversitenin Ziraat Fakültesi vardır. Öğrenciler organik ağaç çekmişlerdir. Onları topluyorlardır. Satıyorlardır kendi öğrenci. 9 Eylül Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi yok. 9 Eylül Üniversitesi'nde Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojileri Fakültesi var. E sen gidip balıkçı açsan yine bir mantıklı yani, hamsi satsan, laos satsan, bilmiyorum bir şeyler bulsan satsan balıkla ilgili, hiç yoksa midye çıkar sat. Yani midye dolma sat. Mantıklı. Ama gidip de sırf yaranmak için Cumhurbaşkanı'na, ki rektörü de zaten 4 dönem AKP milletvekilliği yapmış, başbakan şey yapmış, rektör o. Yani eğer sen rektör, sonra Sayın Erdoğan diyor ki ilk 500'de niye üniversitemiz yok? Ya ilk 1000'de olanlar için şu anda teşekkür et. Yakında ilk 1000 bile olmayacak. Ya orada benim çok hoşuma gitti. Seni keserek senin sözlerine devam edeceğim. Daha doğrusu rektörün sözüyle o şey de açıktı senin yazın. Okulun rektörü Nüket Hotar şöyle diyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan himayelerinde diye başlıyor. Vatandaşlarımızın evlerine uygun fiyatlarla meyve sebze götürmelerini sağlayan girişimlere destek olacak 9 Eylül Üniversitesi manav uygulaması diye devam ediyor. Bu gerçekten tarihe geçecek kadar rezalet bir durum. Tarihe geçecek kadar. Yani tarih bu rezaleti yazacak mutlaka. Hodor. Kıskançlık konusuna devam edelim. Şimdi bu Oxford'un kıskanacağı, Harvard'ın kıskanacağı şeyleri böyle eleştiriyorsun. İşte bir de dünyanın özellikle Almanya mıydı kıskandığı bir şey var. Bizim çok büyük bir havaalanımız var. Olacak. Olacak mı var mı tam anlamadım. Çünkü ben bir kere orayı kullandım. Gerçekten şantiye gibiydi. Kullandın gerçekten. Evet kullandım. Görmem gerekiyordu. Çünkü neyle merak gittin? Otobüste gittim. Biraz zor oldu ama gittim gördüm. Ve şantiye halinde. Nereye gidiyordun? İzmir'e gidiyordum. Ya arabayla gitseydin halbuki 5 saatte giderdin. Belki de. Ama işte ama Atatürk'ü kullanıyorum ve durmadan Atatürk erteleniyor. Orası açılacak açın. Ama ben şunu aklımdan çıkarmıyorum. Dünyanın özellikle Almanya'nın nedense kıskanacağı bir şey. Sen de bir hafta oldu mu bir yazı yazdın ve bu havaalanına yine yabancıların kıskanacağı havaalanına İstanbul zarar limanı dedin. Neden evet. öyle dedin? Ya bunu Emre Kongar, Profesör Doktor Emre Kongar hocamız sordu bana. Dedi ki nedir bu durum falan diye. Bari dedim ben şimdi cevap vereceğine genel halka bir cevap vereyim dedim. Dünyanın en gereksiz projesi arkadaş. Senin 70 milyonluk bir tane havalimanın var. 70 milyon kişi alıyor bu havalimanı. Ne yaparsın senin 90 milyona ihtiyacın varsa? Ya kapasiteni arttırırsın ya küçük bir tane 30-40 milyonluk da bir tane yaparsın. Efendişar onu orada kullanmak için eğer çok fazla geliyorsa. Senin zaten Sabiha Gökçen'in var bir de. Şimdi şöyle söyleyeyim. İngiltere'de Londra'da toplam 6 veya 7 tane havalimanı var. Biri sırf iç hatlara gidiyor, biri sırf kargoları alıyor, biri sırf dış hatlara hitap ediyor. Bir tane gerçekten büyük hem iç hatlar hem dış hatlar var. Yani çok ciddi şey var. Adamlar niye gidip de bir tane 300 milyonluk havalimanı yapamıyorlar? Yapamıyorlar mı? İngiltere'de bu kapasite yok mu? İngiltere'de bu teknoloji yok mu? Ya bunu yapan dünyada yani Atlanta Havalimanı en büyük, en çok yolcu olarak söyleniyor. Havalimanı olarak halbuki daha büyük Çin'de var. Ama Çin o kadar yapılmıyor. Kanada da buna benzer bir enayilik yaptı. Gitti Kanada'ya bir tane büyük kurdu. Mesela onu hiç kullanmıyorlar. Kanada'daki tamamen kapatıldı. Ama bizdeki hikaye Atatürk Havalimanı'nı sen gidip kapatacağını söylüyorsun. Yani dünyanın hiçbir yerinde iktisadi olayında bu yok. Gidip sen 90 milyonluk yapıyorsun. Ve 150 milyonluk hedefiyle. O asla 150 milyon olmayacak. Çünkü asla o kadar para yok. Şirketler bunu yapan şirketlere de bak suç bulmuyorum. Çünkü hiçbiri çok kâr etmeyecek. Bu işten çok ciddi zarar edecek. Çünkü onların hedeflerine göre işte onlar gittiler hükümetin hedeflerini ciddiye aldılar. Dolar dediler işte 2019 yılında 3.52 olacak. 2020 yılında bilemediğin 3.70 olacak falan. Onları alırsan sen Euro'dan bahsediyorum pardon evet. Dolar diyorum. Euro'da o hedefleri alırsan sen şimdi taklaya gelirsin tabii. Ama buradaki hikaye orada yazdığım gibi 3500 hektarlık yetecek bir alana 7500 hektar verdiler. Demek ki zaten havalimanını sen 25 yıla yakın işletip devredeceksin. Ama etrafındaki o 4500 hektarlık yere ne yaparsan kullanacaksın. Senin çünkü onda yap işlet devret yok. Oraya kurduğun oteli istersen 100 yıl kullan. Havalimanının yanında otel olacak. Yani o 3500'den 7500'e çıkartılmasının hikayesi odur. Sen gidip de havalimanından hiç kâr etmesen bile etraftaki 4500 hektar yapacağın malzemeler yap işlet devrete dahil değil. Onlar senin kendi malın olarak sana oraya devredildi. Oraya yapacağın her türlü restoran, dinlenme tesisi, otopark 100 yıl boyunca senin. Hiç kimse bunu düşünmüyor. Yani gidip havalimanından biz kâr etmedik alıyoruz diyorsun. O zaman 3500 hektar verseydi. Niye 7500 verdi? Ne olacak? O proje tamamlanmayacak mı? Şimdi para yetmiyor falan son durumda. Yok o proje 150 milyonu en azından bizim yaştakiler göremeyecek. Öyle söyleyeyim yani. Ondan sonra kim öde kim kala yani. Evet, mümkün evet, değil. Evet yani gülüyoruz yine. Pek iyimser sayılmayacak şeylere. Ya, yine bu kötü haberlerden devam. İşsizlik konusuna gelelim bir de. Bilmiyorum kaç işsiz var ama ben 4 milyon dediğine, işsiz var. 4 milyon bu resmi rakam. Tabii resmi rakam. Biz şimdi, resmi rakam alıyoruz. Ama bunu da abartmaya gerek yok diyorlar. Çünkü bu 4 milyonun büyük bölümü 2,5 milyonu 2019 yani bu içinde bulunduğumuz evet. yıl içinde istihdam yaratılacak yine Berat Albayrak. Sırf Berat Albayrak da değil dün aynısını ticaret odaları da söyledi. Ticaret odaları da söyledi. Buna bir ek yapalım bir nevi Yıldırım. 500 bin kişi. Bir de 500 ekledi. Bilmiyorum bu 500'ün çakışıyor mu yoksa ayrı mı? Bu durumda 3 milyonu zaten bitiyor. Sen de nasıl hangi kaynakların var bilmiyorum. 1 milyon da ben bulurum falan demiş. Ben bulurum. Nasıl ya, bulursun? Onlardan daha nasıl çözülecek işsizlikle durum yani, nedir? Yani Binali Yıldırım 500 bin düşünsene. İstanbul'da 500 bin tane belediye çalışanı. Yani her iki adımda bir belediye çalışanı olması gerekiyor.
500 bin kişi ne yapacak İstanbul'da? Ya yani teknoloji kuluçka merkezi kuracağız falan diyor. Allah'ın seversen üniversitede manav kuran adam gidip de belediyede teknoloji kuluçka merkezi mi? Kim yumurtlayacak orada? Yani 500 bin öğrenci ne yapar? 500 bin kişi ne yapar gidip de orada? 500 bin kişi yolcu işe alacağım dedi. Ya 2012 yılından beri toplam yaratılan istihdam neredeyse 2,5 milyon. Yani 2,5 milyonu bu yıl yaratacaksın ve işe koyacaksın. Şirketler bitik durumdalar. Şirketleri bankadan kredi alamıyorlar. Bankalara zorla kredi verdiriyorsun. Üstüne üstlük bankalara diyorsun ki bu batık şirketin kredisini erteleyin, dondurun. Gelecek sene kazanırsa öder diyorsun. Türkiye küçülüyor. Türkiye'nin küçüldüğü bir ortamda sen kazanamazsın. Yani hayal kuruyorlar. Hadi biraz daha abartayım. Yalan söylüyorlar. Yani eğer yalan söylemiyoruz derlerse yıl sonunda beraber bilançoya bakarız. Sen 2,5 milyon kişiye iş buldun mu? Bulamadın. Sen 500 bin kişiye olası İstanbul kazandığında hayır aynısını mesela CHP de yapıyor. Yani gidip de CHP'nin belediye başkan adayı da ben 150 bin kişiye iş bulacağım dedi. Sonra 200 bin kişiye iş bulacağım dedi. Ya ne kadar kolay arkadaş. Sen önce git akrabana iş bul. Bana 50 tane CV geliyor Murat Bey iş bulur musunuz bana diye. Ben göndereyim o 50 kişiye iş bul. Sana yönlendireyim. Ya kim kime iş buluyor dünyada ya. Yani hakikaten artık cılkı çıktı. Cenneti sattılar sonra biliyorsun. Şeyde ya AK Parti. O yüzden mesela ben ne kadar yalan söylersem söyleyeyim. Atıyorum içki içersem içeyim. Kötü yola bile düşsem. Ben 31'inde gidip AKP'ye oy verdiğim anda cennete gideceğim. Niye? Bana öyle dediler. Ruzi mahşerde dediler. Bana oy verirseniz cennete dediler. Yani son 25 gün işleyeceğin günahların hepsini işleyebilirsin. Seçimde AKP'ye oy verince siliyoruz biz bunları. Evet, ekonomiden Tipex. Nereye gittik? Güzel. Madem ekonomiden çıktı programı da bitirmeye yakın bir yere geldik ama Sözcü yazarına Sözcü davasını sormadan da bitirmeyelim. Ne oldu? Sözcü FETÖ'cü olduğu kanıtlandı mı? Devam ediyor musunuz FETÖ'cülüğe? Valla işin açıkçası orada bir dava açılmayan ben varım herhalde. Ama şüpheli bir durum. İnsan utanıyor. Tabii insan. Yani sana niye açmadılar yazık diye mi diyorlar ama hayatımı 5 dakika seyreden biri zaten benim FETÖ'cü olmayacağımı çok çok rahat. 5 dakika takip etseler nasıl Migros'tan hangi poşetlerle çıktığımı görebilirler yani. Patlıcan lobisinin etkilerini görüyorum yani, burada. Yani tabii patlıcan ezme olarak kullandığım için ben genelde meze olarak kullandığım için o yüzden. Dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Dava devam eder tahminen daha bir süre daha. Ama suçlu olduğumuzu inanıyorlarsa artık Allah akıl fikir sağlığı versin diyorum. Yani suçlu olduğumuzu inanıyorlarsa değil. Yani Emin Çolaşan'ın suçlu. Yani abi artık sen sözün bittiği yer vardır ya. Ben oradayım yani. Burası sözün bittiği yer yani. Eğer peki. Sözcü de FETÖ'cüyse FOTO'cu olabilir. Bak peki. Ama FETÖ'cü olmaz yani. Peki Murat sözün bittiği yerde sözü bitirelim o zaman. Tamam. Çok teşekkürler ben katıldığın teşekkür için, ederim. Güzel açıklamaların için, bu neşeli enerjik sohbet için çok tamam. Teşekkürler. Yine bekleriz. Evet pek çok konuyu ele almaya çalıştık. Kısa süre içinde dolar, faiz lobisi, patlıcanlar, tanzim satışlar, işsizlik, havaalanı, bir sürü konuya değindik. Kısa kısa notlarla ve enteresan bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Yeni konuklarla, yeni söyleşilerle tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.